Efendim hoş geldiniz. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Sağ olun arkadaşlar, yine hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İstanbul için son çağrı filmi. Öncelikle filmden bahseder misiniz? Daha sonra karakterlerinizden. Bu arada çok da güzel görünüyorsunuz, bizden söylemesi. Çok teşekkür ederim. Çok Kıvanç Bey. Arkadaşlar modern ilişkilerin anlatılmış olduğu bir hikaye. Serin ve Mehmet hem hava alanında birbirlerini tanıyorlar hem de şehri keşfederken birbirlerini de keşfettikleri bir hikaye aslında göreceksiniz. Bir de daha da önemlisi dediğim gibi modern ilişkilerin anlatılmış olduğu bir hikaye dedik. Bununla beraber insanlar bence, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama izledikleri zaman gündelik yaşantılarındaki yaşamış olduğu ilişkilerini muhakkak gözden geçirecek, kendilerine soracak onlarca belki birkaç tane soru muhakkak bulacaklar. O yüzden bence o konuda çok samimi gelen bir hikayemiz işlediğimizi düşünüyorum. Bu kadar söyleyeyim. New York çekimleri nasıl geçti? Siz de bayağı eğleniyordunuz fragmandan izlediğimiz kadarıyla. Çok da eğlenceli geçtiğine eminiz. Birazcık ondan bahsedebilir misiniz bize? New York'taki tepkiler nasıldı? Önce tepkilerden başlayalım. Evet. New York'ta izlediğimiz salonda gerçekten sahnelere reaksiyonlar, alkışlar, yani şimdi filmi çekelim bir yıldan fazla oldu. Tabii. Bizim için böyle o New York'ta yaşadığımız süreç birazcık daha böyle artık anılarımızda normalleşmeye başlamıştı. Ama salonda herkes o kadar olağanüstü, o kadar olumlu tepkiler gösterdi ki biz de evet ya çok büyük. Hem kendimizi yıllar sonra en son pandemiden önce bir salonda bir galaya yaşayabilmiştik. Kendimizi yeniden perdede görmenin heyecanı, salondan gelen reaksiyonlar, böyle pozitif tepkiler. O yüzden filmin büyüsü bizde de yeniden canlandı. Bu gecede onun bir benzerini yaşayacağını düşünüyorum. New York çok keyifli geçti. Bir yandan tabii ki New York'ta çalışmak, yani uyumayan şehirde çalışmak challenge. Çünkü biz genelde, yani setler genelde şehrin uygun zamanlarda çalışmayı tercih ederler çekim yapabilmek için. New York'ta çalışmak bir challenge'dı ama çok keyifliydi. Yani bir o kadar böyle bizim için yenileyici bir tecrübeydi. Çok çok farklı bir filmimiz oldu. Kıvanç Bey? Hayranlarımız yo, rica ederim. Yo, aynı sorunun cevabı, yani devamı olarak size de söz vermek istedik. Çekimler nasıl geçti, tepkiler nasıldı? Çekimler son derece güzeldi. Klişe bir laf değil. Şöyle, sona geleceğim. Sondan başlayıp çekimlere geleceğim. New York'taki galamız, yani muhteşem sinerjisi, enerjisi olan bir yerde, Paris Theater'da, o kalabalığın içerisinde. Ben böyle bir sene sonra, bir seneden fazla mı oldu? Bir sene geçti yani, değil mi? Filmi gördüğüm için ve o salonun enerjisiyle birleştiği için o film gerçekten çok acayip heyecanlandı. Bir de 13 sene sonra zaten güzel bir hikayeyle birleşen bir projeyi Beren'le oynuyor olmak o da kat kat mutlu ettiğinden dolayı sonucu hep beraber görmüş olmanın mutluluğum iki kat daha fazla arttığını hissettim. Şimdi başa döneceğim. New York'ta çekim yapmak, ya hep daha önceden çok tabii gidip geldiğimiz bir yer, çok sık gidip geldik fakat oranın şartlarıyla çalışabiliyor olmak, oranın diliyle yani yabancı dil konuşup yabancı bir ekiple çalışıyor olmanın vermiş olduğu tecrübe inanılmaz. Daha önce bu tecrübeyi yaşamıştım ama şimdi yine full yabancı bir ekiple çalıştığım için acayip yeni şeyler kendime kattım tecrübe anlamında. Ve o ekiple beraber film izliyor olmak da harikaydı. Ya çok enteresan bir serüven oldu. Çok güzel bir tecrübe oldu. O yüzden başından sonuna kadar çok mutluyum. Adem Bey. Hayranlarımız çok uzun yorumlar yaptı. Bir araya gelmeniz için uzun da süre peki giden. Tekrardan bir araya gelmeniz bizim için, proje için avantaj mıdır? Beklenti biraz yüksek. Bunun baskısı var mıdır üzerimizde ayrıca? Çünkü daha önceki projeleri takip dünyaya adam sağlık. Çok başarılı bir bölgede. Buradaki beklenti çok yüksek. Bir baskı üzerinizde hissediyor musunuz? Hiç kimse de böyle bir reaksiyon olmuş. Gerçekten Aşk-ı Memnun'un gölgesinde kalmış bir film olmayacak. İlk reaksiyonlar da bence öyleydi.
yıl sonra, abi, soru soracağım. Bu kadar yıl beklememizin sebebi de hayal kırıklığı yaratmayacak, o seyircileri mutlu edecek bir senaryo bekliyoruz. Hikaye bekliyoruz. Bence şimdi doğru zamanda, doğru hikayede, evrenle ve gönençle yapıldık. Ve ben de çok iyi bir film çıktı ve gerçekten aşkla ilgileniyorum. Ben her işin kendi dinamiğinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi dinamikleriyle beraber eşsiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii şimdi şöyle bir soru muhakkak gelecektir. Zaten geliyor da. Aşk oyunu bir kült. Son derece izlenmesi yüksek olan bir proje. Üstünden yıllar geçmesine rağmen bu kadar yoğunlukta takip edilen bir projenin partnerleri olarak tabii ki konuşulabiliyor olması, konuşuluyor olması, merak ediliyor olması son derece mantıklı. Fakat senaryo dediğim gibi güzel, senaryonun güzel olması, işte yönetmenin, yapımcının Netflix'in bu projeyi sunuyor olması, hep beraber bütün taşların bir araya geliyor olması zaten bu projeyi 13 yıl özellikle beklenilen bir şey olduğundan dolayı değil ama hepsinin bir olmuş olduğu bir projeyi yakalayabildiğimiz için bir araya geldik. Ayrıca biz oyuncuyuz. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Nice güzel projeler gelir, nice güzel projeler tekrar beraber oynarız. Yani bu bir şey değil. Başka bir kalıba sokulması. Bu projede birbirinizle tekrardan bir araya gelerek, birlikte oynayarak yenilikler gördünüz mü? Ne gibi farklılıklar var? Bunu çıkaradan sonra nasıl bir Beren, nasıl bir Kıvanç bir araya geldi? Ya Beren çalışması, zaten konuşuyoruz sürekli. Çalışması çok konforlu, son derece rahat. Son derece profesyonel. Çünkü Aşk-ı Memnun'dan sonra üzerinden yıllar geçiyor olması, yıllar geçmiş ama orada kalan bir iş arkadaşlığı, bir dostluk, beraber birbirinin insanın tanıyor olmasının getirmiş olduğu bir konfor var. Oyuncu için bu müthiş bir konfor. Yani bunu ancak sette beraber performans gösteren insanlar anlayabilirler. O yüzden tabii onun konforunu ben bir oyuncu olarak kendisine sağlığı için teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda. Yani çok konforluydu. Beren'le çalışmak her zaman konforluydu. Aşk-ı Memnu'da da öyle. Şimdi de öyle. Yepyeni şeyler. Aradaki 13 sene hiçbir şey değiştirmemiş. Ekstra bambaşka tecrübeler, bambaşka olgunluklarla, bambaşka varoluşlarla yeni bir hikayeyle karşılaştık. Oyunculara da yansımıştır bu yenilemeler. Evet, kesinlikle öyle. Yani yeniden bambaşka karakterlerle, bambaşka bir atmosferle çalıştık ama gerçekten birlikte çok mutlu çalıştık, çok keyifli çalıştık. Bir de çok fazla okuma provası yapmaya, hem okuma provası hem hareket provası yaptık. Gerçekten sahnelere çok hazırlık çekime çıktığımızda. O anlamda yönelişin bize sağladığı alan da gerçekten çok konforluydu. Birbirimizi çok tanıdık, çok iyi tanıdığımız için birlikte haftalarca oynamış olduğumuz için gerçekten çok rahat ettik ve bir yandan da o kadar çok oynayıp da beraber oynamaktan sıkılmamak da çok önemli bir şey. Çünkü 13 yıl sonra evet olgunlaştık, bambaşka tecrübeler edindik ama hala yeni tanışan birileri gibi heyecanla oynayabiliyoruz. O anlamda da Kıvanç'ın hem yeteneğinin hem birbirimizi çok iyi tanımamıza rağmen ilk kez bir şey yaşıyormuşuz gibi davranabilmesinin katkısı da çok büyük. O yüzden ben de çok seviyorum Kıvanç'ın sahne paylaşımını. Arkadaşlarımızla birlikte proje çekmeyi. Yurt dışındaki bu süreçte sizi takip eden yapımcılar oldu mu? Görüştüğünüz işler, projeler var mıdır burada? Çekim yaptı mı süreçte? Değil mi? Şeyde New York'ta çekim. Güzel soru. Yani. Bunu soracak mıyız? Çekimimizi yaptık, döndük. Güzel bir diye düşünüyorum. Çünkü çok yoğun ilgi var biliyorsunuz yurt dışından. Türkiye dizilerine, sinema filmlerine olsun, oyuncularına olsun. Ceza sizlere de onlardan en zirvede giden isimlerdensiniz. Teşekkürler. Duymak ne güzel. Ben bir kere bir şey söylemek istiyorum çok kısa. Müsaade ederseniz. Yönetmenimiz Gönenç, senaristimiz Nurhan Evren Şimdi, yapımcımız onlar gibi adamı Netflix'e teşekkür ediyorum. Bu projeyi her şeyiyle beraber yapıp bize getirin, bunu şu anda yapılmış bir film olarak izleyiciye sunuyor olmamız, sizinle röportaj yapıyor olmamız hepsine teşekkürler tekrar tekrar. Hepsini çok büyük
payı varmış. Şeyi de sormak istiyorum son olarak. Burası tabii ki de yeri değil ama çok merak edildiği için sormak durumunda kalıyorum. Bitter filmini izleyebildiniz mi? Çünkü çok merak ediliyor. Bugün başka bir proje konuşuyoruz biliyorum ama yine de çok merak edildiği için sormak durumunda kaldım. Cevaplarsanız da çok mutlu olurum. Çok kıyaslamalar, çok yakıştırmalar yapıldığı için bu soruyu sormak. Evet. Ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben izledim mi bilmiyorum ama izlemedim. Şöyle, aslında röportajın başında bir tane kelime söyledim. Her işin kendi dinamiği onu eşsiz kılıyor. Bence kameranın arkasında bir sinema filminin, bir dizinin oluşumunda emeği geçen bütün insanlara teşekkür etmek lazım. Çünkü korkunç bir emek var arkadaşlar. Kıyas yapılması, yapılmış olan bir projenin bir kere daha yapılmayacağı anlamına gelmiyor. 10 defa daha farklı yorumlarla hayata geçirilebilir. O yüzden kıyas yapılmasını ben bir oyuncu olarak üreten bir insan olarak doğru bulmuyorum. İzlemedim ama en yakın zamanda izleyeceğim tabii. Şöyle düzelteyim o zaman. Netflix bünyesinde birçok kez çekilebilir dediniz. Tabii ki de en kültünü bana kalırsa yorumlamam gerekirse sizin eseriniz oldu. Beren Hanım'la oynamış oldunuz. Eyvallah. Netflix projesi bir daha Netflix yapısı altında. Biz Aşk-ı Memnun yeniden çekmek istiyoruz. Kıvanç Bey size ve Beren Hanım size geldiler. Yıllardır beraber partnerlikle yaptınız. Birbirinizi çok iyi de tanıyordunuz. Böyle bir projeyle gelse Netflix bunu kabul eder miydiniz? Aşk-ı Memnun'u bir daha çekmek istedim. Yapılmış olabilir. Bir daha tekrardan. Farklı şuna dayanarak diyorsun yani. 14 sene sonraki veya 20 sene sonraki yorumumuz ne olacak derse yani. O belki bir merak uyandırdı ama yapılmış bir şey. Yeniden çekilse kabul eder misiniz? Soralım o zaman. Farklı bir tarzda ya da farklı bir yerden aldığı senaryoyu daha belki de daha geçmişi anlattığı vesaire gibi. Koşullara bakmak lazım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben sana fotoğraf çekeyim. Kesildi bir yerden. Ben tabii sıkıntı oldu ama kurtardım orayı. Kurtardın mı? Yani fotoğrafı çek. Bas. Çek. Dön bas herkese. Tamam mı? Aynen. Son. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdiye kadar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya arkadaşım? Balık et.